Oğlum, ekmeği uzatıyor musun yavrum? Teşekkür ederim. Çayınızı tazeliyorum Sadık Bey. Lütfen. Ya toplantım olmasaydı ben de dayını görmeye gelirdim. Olsun canım, davet ederiz. Akşam burada görüşürsünüz. Akşam benim de dersim yok. Hadi abi, servis geldi. Durun, belki benimkidir. Of, sizinkiymiş abi. Sen gel bakayım buraya kerata. Bak hala öğrenemedin mi? Senin otobüsün abinlerinkinden yarım saat sonra geliyor. Daha saatleri bilmiyor ki baba. Biliyor, ben ona öğrettim. Şu an saat 8. Hatta 2 geçiyor. E o zaman niye bile bile acele ediyorsun Çilek? Çünkü kreşe gitmek için sabredemiyor abisi. Hadi. Neyse, hadi biz çıkalım Can. Hadi. Çocuklar, ben de sizle geliyorum. Hadi Çilekçim, akşama görüşürüz. Hayatım, dayına çok selam söyle, tamam mı? Tamam canım, söyle. Mutlaka söyleyeyim. Bize bekliyoruz. Tamam, hadi bakalım. Hadi hoşça kalın. Güle güle, iyi dersler size de. Sağ ol. Hadi bakalım. Betüş Hanım, ben de çöpü çıkarıp geleceğim. Tamam canım. Çok sevindim seni tanıdığıma. Yahu neresi patavatsız bu gencin? Ha? Huysuz kaynanan benim arkamdan patavatsız mı dedi? Aferin sana. Peki, Bulut'tayı da peri mi? Evet, o da tıpkı senin benim gibi bir peri. Nasıl biri? Aslında çok iyi biri. Yeter ki hiç kimse onu kızdırmasın, ona saygısızlık etmesin. Nerede yaşıyor? Bulut dayı aslında yağmur perisi. Bulutların üzerinde yaşıyor. Yani çok uzaklarda. Onun için de bizi görmeye her zaman gelemiyor. Sıcak ülkelere yağmur taşıyor. Hoppa. Demek açık sözlüsün delikanlı. Söyle bakalım, bir işin var mı? Tarık tabii ki çalışıyor dayı. Evet, Betüş'ün yanında çalışıyorum ben. Pasta siparişi götürüyor. Zavallı kızım acıdı da kardeşinin kocasına iş verdi. Hiç de değil anne, böyle bir elemana ihtiyaçları vardı. Sen onu külahıma anlat, gelsin de yüzleştireyim. Var mısın iddiaya? Olur, seve seve. Tamam, ben kazanırsam bu evden bir hafta yok olacaksın. Biraz kafa dinler, kızımla baş başa kalırız. Anne! Kabul, tamam. Yalnız ben kazanırsam siz bu evden bir hafta uzaklaşacaksınız. Malumunuz, evlendiğimizden beri tepemizdesiniz de... esas biz Eda ile biraz baş başa kalalım, öyle değil mi? Terbiyesiz, küstah cıvık! Tamam, varım iddiaya. Ne eğlenceli bir ev hali değil mi? Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Dayıcım hoş geldin. Güzel civcivim benim. Betüş, sen nereden çıktın ya? Bahçe kapısından. Betüş gelmişken soralım kendisine. Soralım hadi. Hadi bakalım. Bana mı? Hı-hı. Ne soracaksınız? Betüş'üm, sen bana acıdığın için mi beni işe aldın, yoksa böyle bir elemana ihtiyacın olduğu için mi? Betüş, sakın ikisi de deme. Çok büyük bir iddiaya girdiler. Tabii ki ihtiyacım olduğu için aldım. Ben Tahra niye acıyım ki? Doğruyu söyle Betüş. Bu cıvığı rencide etmemek için... anneciğim çok ihtiyacım vardı, onun için aldım deme. Biliyorum yufka yüreklisin ama... vereceğin cevap annenin gururunu kurtaracak. Ay tabii ki de doğruyu söylüyorum anne. Yuhu! Yabada badu! Bir hafta yok Dudu. Biri bana burada neler olduğunu açıklar mı lütfen? Ben anlatayım. Gel otur. Ama sonra... sen de bana neler olduğunu anlatacaksın. Zira bu aile manzarası beni çok şaşırttı. İki saattir yukarıdalar. Ne yapıyorlar anlamıyorum ki. Yemeğe gitmek için giyinip ineceklerdi. Nerede kaldılar? Ya onlar yeni evli karı koca. Baş başa kalmak istiyorlardır belki. Rahat bıraksana. Kalamazlar efendim, kalamazlar. Burası benim şatom. Hah işte, sen kendi ağzınla söyledin. Senin şaton. Burada kendilerine ait olan bir tek yatak odaları var. Bari ona karışma, ayıp. Karışırım efendim, karışırım. İkisi de uyumadıkları sürece dizimin dibinde olacaklar. Böyle uzun süre baş başa kalmaya devam ederlerse... eninde sonunda elime bir de torun verecekler. Sen böyle davranmaya devam edersen... ikisinin de tası tarağı toplayıp çekip gitmesi yakındır. Haberin olsun.
Sıkar biraz canım, sıkar. Sıkmaz biraz canım, sıkmaz. Ben olsam bugüne kadar bile zor dayanırdım. Bana bak Taci, bu fikri onların aklına sokarsan, annenizden ayrılın, ayrı bir eve çıkın dersen, onlara ayırmakla kalmaz, seni de ineğe çeviririm, ineğe. Ooo, nihayet yine bildiniz. Bu kadar uzun zamanda giyine giyine de bunları mı giydiniz? Biraz da konuştuk anneciğim. Bir sakıncası mı var? Öğrenebilir mi? Bu kadar uzun sürede acaba ne konuştunuz? Hiç, işten güçten falan. Sana ne Dudu, sana ne? Çıkalım Beda. Çıkalım hayatım. Hadi görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bence fazla üzerine gitme abi. Çocuklar bu yaşta hassas oluyorlar. Her şeyine karışırsan ters teper, inadına böyle davranmaya devam eder. Yapma Allah aşkına Tarık, bir şeyine karışan mı var? Kız arkadaşını bu eve getirir, hafta sonları çıkar dolaşır gezer. Ya ondan sonra ne isterse elimizden geleni yapmaya çalışırız. Daha ne? Hayır efendim, o yapması gerekenleri yapacak. Tamam hayatım, sakin ol. İleride çocuklarınız olunca bizi daha iyi anlayacaksınız. Yani birinin derdi bitiyor, öbürününki başlıyor. Sizden ne haber? Ne iyi ettiniz ya? Ne zamandır oturup beraber yemek yememiştik? Ya iyi oldu gerçekten. Biz hem böyle beraber olalım diye hem de sizden bir şey istemek için geldik. Evet. Biliyorsunuz Betiş Hanım, ikisi de bir işleri düşmezse size gelmezler. Öyle mi? Nedir? Çekinmeyin canım, çekinmeyin, söyleyin ha. Şey abi, yenge, biz... Borç mu lazım? Bakın sıkılmadan söyleyin. Siz benim kardeşimsiniz ya. Yapmayın lütfen. Ne kadar lazımsa bulup buluşturup hemen verelim. Yok abi, öyle bir şey değil. Bu iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Biz Tarık'la evliliğimiz için çok iyi olacak bir şeye karar verdik. Yoksa bebek mi? Yok, o da olacak ama daha zamanı var. Ama lafı dolandırmayın, hemen söyleyin, çekinmeden söyleyin, nedir? Biz yani Eda ile ben Dudu'nun yanından taşınıp kendi evimize çıkmaya karar verdik. Ne? Ya bu konuyu anneme açmak için sizden yardım istemeye de karar verdik aynı zamanda. Ne düşünüyorsun? Hiç ne bileyim. Kulaklarım çınladı gibi geldi. Ben burada olduğuma göre kesinlikle kızların seni anıyordur. Hiç sanmam. O ne o? Vallahi çok alındım Umur. Bak şu anda hep birlikte yemekteler. Biri de arayıp anne sen de gel demedi. Aman ne var bunda, kırılacak alınacak. Kızlarından biri zaten seninle yaşıyor. Ötekini de her gün görüyorsun. Bir günde evinde şöyle rahat rahat otur, kafanı dinle, sevin. Kızlarımla beraber olmadıktan sonra ben rahat edemem ki. Ya ikisi de senden ayrı yaşasalardı, senden uzakta olsalardı, ne yapacaktın o zaman? Alışacaktın. Kızlarım benden uzak asla ve asla yaşayamazlar. Betüş, enişte niye öyle bakıyorsunuz? Hala da bir şey söylemediniz. Yani çocuklar, ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bakın, bu durumu kayınvalidem duyarsa çok ama çok bozulur. Bir kere kesin karşı çıkar. Abi, siz de bize yardım ederseniz ikna edebiliriz. Yok, bu imkansız. Ya bir kere denesek ne olur? Hem belki kabul eder. Lütfen, ne olur yardım edin. Eda, böyle bir şeye karışırsak annemimize neler yapacağını da düşünüyor musun? Ya lütfen bu konuyu yalnız konuşabilir miyiz? Evet, izninizle. Abi biz de seninle konuşsak iyi olur. Artık anneme tahammül edemiyorum Betüş. Her gün, her saniye tepemizde. Tarım burasına kadar geldi. Çocuğun dayanacak gücü kalmadı artık. Edacığım, ben size hak vermiyor değilim ki. Ama annemi biliyorsun işte, o diğer anneler gibi değil. İsterse her şeyi mahvedebilir, bin bir tane sihir yapar. Ya bunları ben de biliyorum Betüş. Ama Tarık'ı çok seviyorum. Ayrıca bir şey yapmazsak artık benim evliliğim tehlikeye giriyor. Eda, annem böyle bir şeye hayatta razı olmaz. Diyorum ki hani belki senle eniştem konuşsanız belki o zaman ikna olur ha? Ya da böyle bir şeye bulaştığımız için eniştenle benim evliliğimi bozmak için elinden geleni yapar. Ay, ya gerçi sizin de başınızı derde sokmak istemiyorum ama biliyor musun? Bu sokakta çok şirin bir ev bulduk. Ya sizden tek istediğimiz annemle konuşup Tarık Bey'e de artık senin şatonda yaşamayacak demeniz. Hepsi bu. Ne? Allah Allah. Yani bir de bu konuyu kayınvalideme açmadan ev mi buldunuz? Evet abi. Ya ama daha tutmadık. Sizin sokağın başında. Pencereden baksan göreceksin. Kutu gibi şirin bir ev.
Bak Tarık, iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kayınvalidemi tanıyorsun. Evlenmeden önce size ne şart koşmuş da onunla birlikte oturacaktınız? Bugüne kadar oturduğumuz yeter. Ya bari beni sen anla abi. Her gün eve gittiğimde kapıyı dudunun açmasından, o evde sadece bir yatak odamız olmasından, her gün kayınvalidemin beni aşağılayan tavırlarıyla uyanmaktan bıktım ben. Tabii ki seni anlıyorum. Tabii ki Dudu Hanım'la beraber yaşamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bence ona bu konuyu açmak için daha çok erken. Çünkü buna hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Kesinlikle karşı çıkacaktır. Yani sonra bir sürü küstük, kavga, dargınlık olacak Tarık. Benim umurumda değil abi. Bize bu konuda yardım etmezseniz Eda ile evliliğim bozulacak. Betüş, bize yardım etmeyecek misin? Lütfen. Tamam Eda, ama son defa. Sağ ol Betüş, sağ ol Betüş. Tarık, Betüş yardım etmeyi kabul etti. Abi sen bize yardım etmeyecek misin? Edeceğim, tamam. Edeceğim, sen çünkü benim biricik kardeşimsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli.